Yani peki bunların esasen, belirtilerini nasıl insanlar genelde çok işte çok sinirli, çok tahammülsüz, çok aşırı terleyen, devamlı terleyen, cildi devamlı nemli, sıcağı tahammülü olmayan, işte kalbi devamlı böyle hep yüzün üzerinde atan, devamlı böyle çarpıntısı olan, nabzı yüksek olan, işte halsiz, çabuk kilo veren, aşırı kilo veren. Hatta biliyorsunuz bir ara bu kilo problemi olanlara bu tiroid hormonları ekstreleri de veriliyor ama onları biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz tabii. Neden tavsiye etmiyorsunuz hocam? Yani çok şey normal bir yol değil, bir de tiroid fazla çalışması da iyi bir şey değil. O daha bu gördüğünüz gibi sürüşünen bazı yan etkilere sebep olabiliyor. Onun için genelde çok tavsiye etmeyiz biz. Normal beslenme diyet varken bu tür ilaçlara falan gerek yok. Peki bu şikayetlerle gelen hastalara nasıl bir uygulamayla bu sonuca varıyorsunuz? Testler mi yapıyorsunuz? Tabii tabii testler yapıyoruz. Birincisi bir muayeneyle zaten anlayabiliyoruz. Hatta bazen dışarıdan bile tiroidlerin böyle kabarık olduğu, büyük olduğu gözükebiliyor. Elle muayeneyle de anlıyoruz. Daha sonra ultrason dediğimiz tetkikle zaten çok net bir şekilde tiroidin büyüdüğünü, nodüllerin olup olmadığını, işte az mı çalıştığını, çok mu çalıştığını ultrasonla da çok iyi anlayabiliyoruz. Sintigrafi dediğimiz bir yöntem var. Nükleer tıpla bakıp oradaki tutulumu, onun da orada da yine tiroidin az çalışıp çok çalışmadığını, sıcak nodül, soğuk nodül var mı yok mu onları anlıyoruz. Bir de tabii kan testleri var. İşte bu hipofizden salgılanan TSH dediğimiz tiroid stimüle edici, yani tiroid uyarıcı hormon, o az ya da çok olabiliyor. Bir de tiroidin salgıladığı işte T3, T4 hormonu dediğimiz hormonlara bakarak da onların seviyelerinde az ya da çok, bunlara bakarak tiroid hastalıklarını teşhisini koyuyoruz. Koyuyorsunuz.